Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti veren Vidi Sport sponsorluğunda Trivela Spor başlıyor. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 12. haftada oynanacak Balıkesir Spor Yılport Samsun Spor maçının öncesini özel olarak konuşacağız. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metan, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Samsun Spor ligin ilk yarısının bitmesine 5 hafta kala, daha doğrusu 6 hafta kala özür diliyorum. Aynen. Çok güzel bir fikstüre girdi ve bu fikstürün ilk başlangıç halkası haftası olarak Balıkesir Spor deplasmanıyla bu fikstüre başlıyor Samsun Spor. Balıkesir Spor ilk 11 haftada 14 puan toplayarak bence fena bir iş yapmadı elindeki kadroya göre. Ben öyle düşünüyorum çünkü bana göre Balıkesir Spor kadrosu bu ligin en zayıf kadrolarından biri. Hani bu benim kendi düşüncem. Bana katılan da olur, katılmayanlar da olur. Hani diğer tarafta Samsun Spor ise yabancı oyuncularından hiç verim alamamasına rağmen Vukan dışında, ayrıca 2. ligden geldiği aynı kadroyla oynamasına rağmen bir Keremcan geldi ilk 11'ine takımın. Nadir. Nadir var 2, bir de Vukan var 3. Onun dışında kalan oyuncuların hepsi geçen sezondan gelen oyuncular ve fakat ona rağmen Samsun Spor gayet iyi bir gidişat yakaladı bence ligde şu ana kadar ve 20 puanla yapabileceğini yaptı. Çünkü kesinlikle takım şu an neredeyse forvetsiz oynuyor ama bence gayet şu ana kadar iyi bir puan topladı. Bu maç öncesinde Balıkesir Spor bayağı sıkıntılı durumda korona vakalarından dolayı. Çok sıkıntılı bir kadroyla çıkacaklar maça cumartesi spor akşamı. Zaten ben sana lafı bırakayım. Hocayla da yolları ayırdılar pazar günü. Maçtan sonra, Bandırma maçından sonra Mesut Dilsöz'le. Nasıl bir maç bekliyorsun cumartesi günü? İlk olarak Balıkesir Spor'la başlayalım. Ev sahibi ekip için neler söylersin? Öncelikle Balıkesir Spor için geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hoca zaten biliyorsun takımdan ayrıldı. Yeni bir hoca bence bu maçtan sonra gelecektir. Yani bu haftadan sonra gelecektir. Balıkesir Spor'da zaten kadroda ciddi bir sıkıntı var. Bir de bu korona vakalarının çıkması takımı ciddi bir şekilde bence etkileyecek. Ve etkiliyor da, ki bunu son maçta da gördük Bandırma Spor karşısında. Resmen yarı sahadan çıkamadı takım, evet. Biliyorsun. Bandırma Spor hapsetti. Yani maçın 1-0'da bitmesi bile bir mucizeydi. En kötü 3-0, 4-0'da bitebilirdi. Her iki takım da şu anda bütün maçlarını oynadı. Erteleme maçı, bir korona vakasından dolayı erteleme maçı olmadı. Samsun Spor 20 puanda. Balıkesir Spor da şu anda 14 puanda ki Balıkesir Spor'un kadrosuna göre bence toplamış olduğu puan gayet iyi. Bence bunu söyleyeyim. Biz bu sezon biliyorsun Altay'ı mağlup ettiler. Altay'ı yendiler 3-1 deplasmanda. Altay'ı yendiler aynen. Giresunspor'u da yendiler biliyorsun ilk haftada. Giresunspor tahtayı açamadığı aynen. için. Aynen. İlk hafta Giresun'u söyleyeceğim şimdi, bir anda şaşırdım. Altay'ı da mağlup ettiler. Eze'nin coştuğu maç olmuştu biliyorsun, sen çok büyük tepki gösteriyordun. Değerli galibiyetler aldılar yani bonus puan olarak. Eğer bu maçtan da hani böyle bir puan çıkartırsa zaten büyük bir şey olacak, avantaj olacak. Tabii, onu söyleyeyim. Büyük bir bonus olur. Ayrıca Samsun Spor'un zaten biliyorsun şu andaki önündeki 6 maçtan ben en kötü 5'ini zaten kazanacağını geçen hafta söylemiştim. Yani galibiyet bekliyorum o 5 maçtan. Hani takılabileceği bir maç olarak da sadece bu maçı söylemiştim biliyorsun. Balıkesir maçını. Çünkü hani Balıkesir bu tarz sonuçları imza atabilen bir takım. Hani ne kadar hani korona vakası da olsa, işte bir sakatlık durumu da olsa zor bir maç olacak, onu söyleyeyim. Ve Balıkesir'de de biliyorsun öncelikle Yusuf Şimşek ismi geçiyor. Teknik direktör olarak. Tam onu soracaktım sana. İsmi geçen hocalar var başta. Olcan Adın geçiyor. Yani Olcan Adın'ın bir futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktör işi olmadı ki çok yaşa. Sağ ol. Daha futbolu zaten yeni bıraktı. Yani ben ne kadar etkili olacağını söyleyeyim ya, daha doğrusu sürümcemede kalıyorum. Yanlış bir seçim olur. Dün Balıkesir yerel medyasında haberler çıktı. Sana atmıştım zaten haberleri. Aynen. Olcan Adın, Yusuf Şimşek İsmi geçen isimler. Yusuf Şimşek'in ilginç bir durumu var. Geçen sene Balıkesir Spor'un başındayken gönderildi. Aynen. Bir gün içinde geri geldi. Sonra bir hafta sonra gitti. Olcan Adı'nın da hiç hocalık deneyimi yok. Aynen. İşte onu söylüyorum. Futbolu daha yeni bıraktı. İlginç bir durum aslında. Hani burada Balıkesir Spor yönetimi sence neyi amaçlıyor? Yani Balıkesir Spor yönetimi bence şeyi amaçlıyor. En azından Yusuf Şimşek bu kulübü bilen bir hoca. En azından bizim şu imkanlarımızı kabul edebilecek tek hoca diye. Öyle mi diyorsun? Olcay'ı da aynı şekilde. Olcan Adını da aynı şekilde. Ben öyle düşünüyorum. Düşüncen bu, o. Aynen. Bu arada Altay maçından da gol haberi geldi. Tam aynen. Giresun Spor gol attı. Giresun gol attı. Söyleyelim. 1-0 oldu. Çünkü Samsun Spor'u ilgilendiren maçlardan birisi. Tabii. Samsun Spor tüm takımları da ilgilendiriyor. Tüm takımları ilgilendiriyor. Aynen gerçi. Öyle. Maalesef bu maçı şu an canlı izleyemiyoruz. Akşam komple tekrarını izleyeceğim aynen. Ama eve gittiğimde. Şimdi biz yine Balıkesir cephesine dönelim ev sahibi aynen taraf öyle. Olarak.
Şimdi bence Balıkesir Spor'un iyi bir kalecisi var. Vukovic gerçekten iyi bir kaleci. Kesinlikle bu ligde şu anda zirve oynayan her takımın kalecisini koruyabilecek bir kaleci. Kesinlikle katılıyorum sana. Ama kadronun geri kalanına baktığımda, hatta biz seninle pazartesi günü aramızda da konuşuyorduk. Sen hiçbir oyuncusunu beğenmiyorsun. Ya Mırsic'i ben de beğeniyorum ama hani... Ben Mırsic'i demiştim sana çünkü. Ben de beğeniyorum ama hani şimdi ya Balıkesir'de durumlar çok sadece Mırsic olmamalı. Anladın mı? Ben hani biraz daha çok şeyler beklediğim için hani oyuncu söylemiyorum, anladın mı? Ben Balıkesir'in iddialı olmasını istiyorum. Her takımın hani ya tabii. Şöyle maddi krizler artık yaşanmaması lazım. Yani yönetimler gelip batırıp gidiyorlar, batırıp gidiyorlar. Ya Balıkesir Süper Lig'de oynadı. Bir sezon oynadı, küme düştü. Ondan sonra beli doğrulmadı yani takım. Ya işte mesela şöyle düşün, o sene Roland Vargas gelmişti değil mi Anderlecht'ten? Çok büyük umutlarla gelmişti biliyorsun. 650 bir hala kaç yıldır onun parasını ödüyor Balıkesir. Stopere bir oyuncu gelmişti, şu an hatırlayamadım. Kulusic gelmişti Gençler Birliği. Değil mi oydu? Sanki bir oyuncu daha vardı. Yani. Alanzinho geldi Balıkesir. Ha, Alanzinho gelmişti, aynen. Alanzinho geldi. Alanzinho gelmişti. Yani böyle şaşalı transferler yapmışlardı isim anlamında ama yani takım maalesef kötü yönetildi. Tabii. Bir daha Süper Lig'in yüzünü görmedi. Bir de şöyle bir durum var. Balıkesir Spor o sene Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'de oynuyor. Kalede Emrullah vardı. Aynen. Kadro planlamasının Emrullah yanlışlığı da bu. Emrullah Şalkı diyorsun. Şu anda Eyüpspor'un kalesini koruyan aynen bence. Öyle. Hani bu kadro planlamasının yanlışlığını da gösteriyor bence. Hı-hı. Ne diyorsun? Ya tabii ki gösteriyor. İşte yönetimlere taş atıyorum ya burada. Yani yönetimler maalesef takımları iyi yönetemiyorlar ve bu tarz takımlar mesela işte TFF Bincik'den Süper Lig'e çıkan takımlar yönetimlerin o pervasız hareketlerinden, tercihlerinden, seçimlerinden dolayı etkileniyorlar. Tabii. Aşağıya bir düşüyorlar. Ondan sonra bir daha beli doğrulmuyor. Adana Spor bunu yaptı. 2014-2015 sezonundan itibaren. Yok, 2016-17'de yaptılar. Süper Lig'e çıktılar ya. 15-16'da. 16-17'de Adana Spor Süper Lig'e bir geldi. Brezilya Serie B takımı aynen. Gibi. Kötü yönetimde beli doğrulmadı. Düşün. Ucuz ucuz oyunculara gittiler. Takımın ondan sonra beli doğrulmadı. Hı hı. Ama Balıkesir Spor için hani gerçekçi hedef ligde kalmak zaten. Tabii peki ki sen ligde kalabileceğine inanıyor musun? Ben kalacağını düşünüyorum zaten. Ben de. Ben zaten biliyorsun son yapılan transferlerden sonra Balıkesir'in ligde kalacağını söylemiştim. Ben çünkü Eskişehir'in düşeceğini düşünüyorum ki düştü zaten bence. Ardından Ankara Spor 2. Hani 3. takım olarak da ben biliyorsun. Ama Balıkesir'in doğru da 3. takım olma ihtimali var. Kesinlikle ya kalır diye. Ya valla var da ben orada nedense Menemen Spor'un hala düşeceğini düşünüyordum vallahi ama Menemen Spor da İyi bir ritme girdi. Menemen daha iyi takım. Bence Ümraniye Spor orada daha çok ışık yakıyor oraya. Üçüncü takım olarak. Ümraniye'de para olduğu için kadrosuna devre arası birkaç takviye yapıp kurtarabilir kendini. Valla bakalım ne olacak. Orası biraz iki takımdan sonra sıkıntılı. Samsun Spor'a geçelim istersen. Geçelim. Konuk ekibi hemen. Şimdi Samsun Spor sıkıntılı bir sezon geçiriyor aslında. Şu açıdan sıkıntılı. Yeni aldığı oyunculardan pek bir verim alamadı maalesef. Scout ekibi çok sorgulanıyor. Taraftarların büyük tepkisi var. Aynen. Baktığında geçen seneki kadronun aynısıyla bu takım bu ligde mücadele ediyor. Takımda koronavirüse yakalanmayan kişi kalmadı. Başkandan başta yardımcısı, kulüpteki birçok oyuncu, hoca aynen. İşte Ertuğrul Hoca bir ceza aldı arada mesela. Bandırma Spor maçından sonra. Aynen takımın başında çıkamadı ondan sonraki Akhisar maçında falan. Hani bayağı bir olay yaşadı ama Samsun Spor bir tür hani bir sürü sürünceme yaşamasına rağmen gayet iyi gidiyor. Kesinlikle. Ve son yani 6 hafta... En azından şöyle iyi gidiyor derken şöyle diyebiliriz. Hedefinden uzaklaşmadı yani bu takım. Aynen öyle. Hedefte devam. Aynı isabette devam ediyor. Ve yani ligin ilk yarısını bitmesine son 6 hafta kalmışken de çok güzel bir fikstürü var Samsun Kesinlikle. Spor'un. Tam böyle 6'da 6 yapıp kendini devre arasına çok iyi atıp ondan sonra devre arası yapılacak 3 veya 4 doğru takviye ile Samsun Spor'un her türlü ilk 2'den çıkacağını düşünüyorum ben. Samsun Spor'un şu ana kadarki performansı için neler söyleyeceksin? Bu maçta senin çok beğendiğin bir isim olan Erhan Kartal oynayamayacak. Aynen, ama Caner'in de ben bu maçta eski takımına karşı rahat oynayacağını, yeterli olacağını düşünüyorum. Ayrıca Burak Çalık da eski takımına karşı oynayacak. Bu iki oyuncu Balıkesir Spor'da daha önce oynadılar. Burak Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı hatta Balıkesir'de. Aynen. Caner de o sene devre arasında ayrılıp Osmanlı Spor'a gitmişti. O sevinçten mahrum kalmıştı. Bir sene sonra Osmanlı ile çıkma sevincini yaşadı ama Caner 2014-15'te. Senin yorumun ne olur şu ana kadar Samsun Spor'un gidişatı hakkında? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ertuğrul Sağlam bu maçta takımın başında çıkacak. Dönüyor. Geçen hafta aynen, yoktu. Bu hafta dönecek. O da takımın başında olacak. Erhan Kartal yok. Benim en beğendiğim oyunculardan birisi. Ki hatta oynaması gerektiğini söylüyorum ilk 11'de. Taraftar da bana hak verdiler çoğu. Hafta arasındaki o sonuç videomuzu paylaştıktan sonra Erhan Kartal'ın performansını onlar da beğendi. Ama bu hafta Caner Arıcı oynayacak. Kart cezası olduğundan dolayı. Ayrıca bu hafta stoper hattında Yalçın'ı bekliyorum yine ben onu da söyleyeyim. Erkam oynar yine yan yana.
%100. Aynen, Erkam oynar. Erkam zaten gerçekten takımın dinamosu ve en çok savaşan oyuncularından birisi. Ya bir de Veli orada Sakar Şakir gibi. Her an seni yakabilir. Kesinlikle. Giresunspor maçında mesela eline çarptı. Hakem vermedi yani. Penaltıydı o pozisyon. O yüzden Veli'nin performansını taraftar da çok olumlu karşılamıyor. Beğenmiyor. Recep Burak kalsa Veli gitse daha iyi. Kesinlikle Recep Burak daha savaşan bir oyuncu. Manisa'da bir de çok iyi oynuyor Recep Burak aynen. Yılmaz. Recep Burak Yılmaz'ı ben beğendiğim oyunculardan birisi. Onu da söylüyorum hep. Şimdi Samsunspor'da bu maçta biliyorsun Tomane ilk yarıyı kapattı. Biz evet. Sonuç programında biliyorsun Tomane konusunu hiç değinmedik. Taraftarlar onu da yazdılar. Hani hiç konuşmadınız diye. Tomane devreyi kapattı. Oynamayacak. Tomane transferinde biz hani diğer transferlere nazaran olumlu raporunu verdik ama yüz üzerinden de çok böyle aşırı bir oran vermedik. Hani 55-60 hani takıma katkı verir dedik ama şimdi Tomane'nin zaten böyle bir sürede yaklaşık 2 ay yaklaşacak oynamadı. Üstüne bir de sezonu kapattığı söylendi i̇lk ki yarıyı. Şey ilk yarıyı kapattığı söylendi ki yani kalan 6 maçta da oynamayacak yani. Ya yani ciddi sıkıntı var Samsunspor'da. Şimdi bir de benim şöyle bir geçen hafta açıklamam vardı. Bu 6 maçtan 5'ini kesinlikle kazanacağını düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. 6. maç olarak da aslında 6 maçın ilk başı oluyor bu maç. Balıkesir maçı en zor maçlardan biri olarak görüyorum. Senin bunu düşünme nedenin ne peki? Bence çünkü Balıkesir Spor çok kötü bir takım. Ben Balıkesir çünkü bu sürprizleri yapan bir takım bir. İkincisi burası TFF 1. lig. Burada her sonuç çıkıyor. Ben sana bunu yıllardır söylüyorum. Yaklaşık bir 10 yıldır söylüyorum ki sen bunu daha geçen sezon çok rahat bir şekilde gördün çıkan sonuçlardan ki şu anda mesela Altay Giresun maçında Altay'ı net favori görmüştük değil mi biz? Şu an sonuç kaç kaç? 1-0 Giresun yani önde. Birisi, hatta sen bana maçtan önce demiştin ki sen Giresun'u batacağını düşünüyor musun demiştin. Ben doğru. De atacak demiştim sana biliyorsun. Hani Altay'ın kazanacağını düşünerek söylememe rağmen atacağını söylemiştim. Ve golü de buldular. Yani TFF 1. liginde her şey olabiliyor ve Samsunspor'un hücum anlamında üretken olmaması da hani sıkıntı yaratabilecek diye düşünüyorum ki Balıkesir Spor'da da Eze kötü diyoruz. Eze Altay maçını aldırdı. Ben bu maçta Samsun'un gol yiyeceğine inanmıyorum onu söyleyeyim. Benim için çok anormal oldu. Vallahi bak ben bu maçta ben de Samsunspor'un kazanacağını söylüyorum ama o 6 maç arasında en sıkıntılı maçlardan birisi olduğunu da söylüyorum. Hani Balıkesir Spor berabere kalır. Maçı kazanırsa da şaşırmam ama diğer kalan 5 maçta Samsun berabere kalırsa, kaybederse de mesela şaşırırım, anladın mı? Bir de Tomane ile alakalı bir şey söyleyeceğim. Taraftarların çok yorumu olmuştu videomuzda. Müslüm Sakat'la ilgili mi? Müzmin sakatlığı yok. Buraya gelene kadar öyle bir sakatlığı falan yoktu ama burada bir talihsizlik oldu. Sakatlık geçmişinde incelerse herkes hani aynen, Müzmin sakat durumu yoktu. Burada aynen. Bir talihsizlik oldu. Bir de bence Samsunspor'da doktorlarda bir sıkıntı ben var. Ben o konuya girecektim aynen. Samsunspor'un kulüp doktoru değişmişti zaten. Uzun yıllardır kulüp doktorluğunu yapan kişiyle yollar ayrıldı. Yeni bir doktor geldi. Bence Samsun'da doktorda da bir sıkıntı var, ben onu söyleyeyim. Hem doktor diyorum. Kulüp doktorumda. Bir de ikinci bir şey daha söylememek lazım. Sence antrenman programlarında bir sıkıntı da var mı? Hoca o konusu da olabilir. Yani bence onda da bir ağırlık olabilir yani. Ama Tomane sonradan geldi. Boli sonradan geldi. Tamam. İlk kamptan beri takımla beraber çalışmadı bu oyuncular. Ya olabilir ama sonuçta bazı oyunculara belki bu programlar ağır geliyor olabilir. Bilemiyorum. Şimdi baktığın zaman da Veli de sakatlandı mesela. Yalçın da sakatlandı. Yalçın'ınki daha çok koronadan etkili. Aynen korona. Yani bazı oyuncular böyle sakatlıklar da geçirdiler. O yüzden Ahmet Anköse mesela. Ne Ahmet Anköse sakatlansa da yani sakatlanmasa da. Örnek veriyorum yani oyuncu performansı olarak odaklı bakmıyorum. Sakatlık konusuna giriyoruz. Sağlık açısından bakıyoruz. Yani bu bir irdelenmeli bu konuda. Hem doktor nezdinde hem de antrenman programı konusunda. Ya Samsunspor'un devre arasında 3-4 tane takviye ihtiyacı var. Hücum hattına takviye. Aynen bazı taraftarlar JCJ'yi soruyorlar tekrardan. Önceki programlarımızı izlemeyen izleyeceği büyük ihtimalle. Biz JC konusunda zaten olumsuz olduğunu söyledik transferin ki gerek olmadığını da söyledik. Aynen. Yanlış bir transfer bunu söylüyoruz ve katkı verebileceğine inanmıyoruz. Bunu tekrardan dile getirelim. Ya şöyle sence JC'nin kariyeri kötü mü? Ya kariyer önemli değil ki bizim için. Hayır şu açıdan şu anki durum önemli. Yok şöyle zaten JJ'ye gerek yok. Orada Ferhat gibi çok iyi ya hem öyle hem de zaten sana şunu soracağım. Atıyorum bir oyuncu 5 sene önce çok iyidir kariyer anlamında. Ya 5 sene sonra o oyuncu bitmiştir. JJ dün bir açıklama yapmış. Beni Süper Lig'den isteyen takımlar vardı. Taraftar ben buraya çok büyük tepki gösterdi diye. Dediler ki buna. Hani hemen oyuncu baştan zaten ne kadar boş oyuncu olduğunu gösterdi. Senin zaten Süper Lig'den bir takım ise sen gelmezdin buraya. Ben bunu hep söylüyorum ya bazı takımlar için. Hani Max Kruse Fener'e geldiği zaman ne söyledi? Liverpool'dan. Liverpool beni istiyor. Liverpool seni istese senin ne işin var Türkiye'de? Ben de JJ konusunda bunu söylüyorum. Süper Lig'den bir takım isteseydi giderdi. Ya JJ dinamizmiyle bu ligde iş yapabilir ama şöyle bir durum var. Samsun'un JJ'ye ihtiyacı yok. Ya yok ihtiyacı. Samsun'un acil hemen forveti şimdiden bitirmesi ya lazım. Ya kesinlikle. Ocağa hemen gelmeli oyuncu kampa. Bir de sana şunu söyleyeceğim. JJ Samsun Spor için ihtiyaç olan bir bölgenin değil. Oyuncusu olsa en bile son, olsa son. Bile
yanlış bir transfer. Ferhat var orada, Oğuz bile götürür bu ya, ligde. Oğuz tabii çok daha iyi. 6 numarayı Samsun'un %1 milyon değil, %100 milyar forvete %100 forvet. Kesinlikle. Hatta ben sana şunu söylüyorum, ben bir tane forvet de yetmez diyorum hep. Ya Süper Lig'de takımlarında forma şansı bulamayan, fena olmayan forvet oyuncuları ya, bak, var. Oradan iki oyuncuyu almalı. Ben sana gene bunu soruyorum, kim gelecek? Oynatmayan. Antalya Spor'da Dever Orjil hiç oynamıyor doğru düzgün. Ama verecek mi? 6 ay kiralık alabilir. Verecek direkt. Ama. Vermeyecekler. Ben bunu söylemek istiyorum. Sen hep Süper Lig diyorsun iş ya. Yapar. Kemal Rüzgar da iş yapar. Zaten. Geçen gördük. Yapar. Çok iyi oynadı. Yapar. Alır yani oyuncuları. Yapar. Ki oyuncular buraya gelir. Oynayamıyorlar kulüplerinde. Ya yapar zaten. Mesela Kemal Rüzgar'ın önünde Remy ile Skoda var. Aynen. Forma bulamayacak. Çok iyi bir forvet oyuncusu. Al. Kesinlikle. 6 ay kullan. Aynen. Biz zaten bunları söylüyoruz hep. Yani Antalya'da bak sıkıntı var. Orjil oynayamıyor. Ersun Yanal sürekli Yavuç'u oynatıyor. Evet. Al Orjil'i 6 aylığına. Kullan oyuncuyu. İki tarafta oynayıp kazanacak. Süper Lig'e çıktığında 14 yabancı hakkın var zaten. İstediğin kadar yabancı getirebileceksin. Bir de şöyle bir sıkıntı var Samsun Spor'da. Mesela geçen sezon 2. Lig'de 1. Lig'in iskeleti kuruldu ama şu anda Süper Lig'in iskeleti kurulmadı. Doğru, kurulmadı. Yani doğru, transfer döneminde işi çok zor Samsun Spor mesela geçen sezon. Çok önümüzdeki sene işi çok çabuk başlaması gerekiyor. Aynen, yani bunun iskeleti aynen. Çok önemliydi bu sezon. Doğru. Bu kurulamadı, bunu da söyleyelim. Ya maça gelecek olursak da ben Samsun Spor'dan galibiyet bekliyorum. Ben de, ama dediğim gibi 6 maç arasında en zor gördüğüm maçlardan birisi bu. Zor bir maç olacak. Ki bunu zaten maçı izlerken herkes görecek. Ben çünkü Balıkesir'den böyle iyi bir performans bekliyorum ama ben de Samsun Spor galibiyetinden yanayım. Yani kazanacağını düşünüyorum daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Ayrıca Balıkesir Spor taraftarlarına da çok teşekkür ediyoruz. TFF 1. Lig'deki son programımızda çok fazla iyi gösterdiler. Derbi. Bir derbi maç olmasından dolayı da desteklerinin sürmesini istiyoruz ve onların da bir an önce hoca ile anlaşmalarını istiyoruz ve bir an önce de şu maddi krizden kurtulmalarını istiyoruz. Hani iyi bir yola girmelerini istiyoruz İnşallah. Daha doğrusu. Ben burada seninle ayrışıyorum. Ben Samsun'un rahat kazanacağını Bakalım düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Zorlanmadan. Bir de bence Samsun Spor'un 11'i geçen haftaki 11 ile aynı 11 olur. Erhan dışında Erhan'ın Caner yerine Caner oynar. Aynen. Ben aynı kadroyla çıkacağını ve rahat Peki kazanacağını düşünüyorum. Peki sen yabancılara biraz da değinelim. Pulumay'ın da Gıyasi sonradan oyuna girdi. Taraftarlar diyorlar iyi oynadılar ama hani taraftarlar yine bir galibiyetle aldanıyorlar. Bak bunu da söyleyeceğim. Ya şöyle bir durum var. Kalan fikstür çok zayıf. Bu iki oyuncu bu maçlarda da kendilerini gösteremezlerse devre arası sepetlenecekler. Bunun da farkındalar. Kesinlikle. Evet. Bu oyuncular oynar mı ilk 11'de? Yabancılardan biri veya ikisi. Belki Burak'ın yerine bir ihtimal Pulumağ'ın olabilir. Evet, çünkü Burak'ın performansı düşüyor diyorsun değil mi? Aynen. Guido'yu kesmez hoca. Yok, Guido'yu kesemez. Guido gayet iyi Ama oynuyor. Ben yine de Burak'la başlayacağını düşünüyorum. Hoca Burak'a güveniyor. Bu da normal yani. Kesinlikle. Bakalım nasıl olacak, artık iş hocaya kalmış. Aynen. Kesilirse sadece yine diyorum, Burak kesilir. Bir yabancı girebilir. Hani doğru. Performansı biraz düşüyor diye bunu söylüyorum ama bence de Burak'ın ilk 11'de olması lazım zaten. İki takıma da başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız, belasız, İnşallah. Koronasız, İnşallah. Sakatsız bir şekilde maç başlar ve biter. Hak eden taraf maçı kazansın. Biz kendi görüşlerimizi belirttik. Hani biz böyle belirttik diye o takımı tutmuyoruz. Bunu tekrardan belirtelim. Sadece görüşümüzü belirtiyoruz. Şu takım kazanabilir veya kazanır diye. İzleyen herkesten öncelikle abonelik bekliyoruz. Ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Son olarak da sosyal medya hesaplarımızdan ki öncelikle ağırlıkla Instagram, ardından Facebook ve Twitter'dan desteklerini bekliyoruz izleyicilerin. Ve iki takım taraftarlarından da katıl bu durumumuza destek bekliyoruz. Samsun Spor ve Balıkesir Spor taraftarlarından kesinlikle katıl bulurumuza ve bizlere destek olmalarını bekliyoruz. İzleyen herkese de iyi seyirler diliyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Haftaya bu maçın sonucunu pazartesi günü konuşacağız. Ayrıca yeni hafta programlarında pazartesi günü zaten konuşacağız. Biliyorsun. Zaten salı günü maçlar var. Aynen öyle. Haftaya bayağı yoğun TFF. Ki zaten büyük ihtimalle TFF 1. sonuçlarıyla yeni haftayı aynı programda konuşacağız. Olabilir. Yüksek ihtimal öyle yapmak zorundayız. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere, sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 1. Lig'de 12. haftada oynanacak olan Balıkesir Spor Yılpor Samsun Spor maçının öncesini özel olarak değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Spor sona erdi.